Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, edebiyat nasıl çalışılır? Bunun üzerine önemli bir video çekelim dedim. Ve bunun üzerine yoğunlaştım. Toplamda arkadaşlar size 5 adımdan oluşan bazı önerilerde bulunacağım. Lütfen bunlara uyalım ve net sayılarımız nasıl artıyor hep beraber görelim. Şimdi artık bir kere zaten zaman arkadaşlar kavramı daralıyor. Birinci unsurumuz şu. Arkadaşlar dershaneye gidiyorsanız ya da 12. sınıfsanız YouTube'dan bir hocanız olsun. Eğer herhangi bir kuruma gitmiyorsanız o zaman YouTube'dan maksimum 2 hocanız olsun. 2 hocadan fazla olmasın çünkü bu kafa karışıklığına neden olur. O zaman ne diyoruz? Maksimum 2 hoca diyoruz. İkincisi, lütfen arkadaşlar LYS sorularını çıkartın. LYS sorularını notlarınıza baka baka çözün. Bak tekrar ediyorum. LYS sorularını kitabınıza baka baka çözün. Ve aynı zamanda bir tane muhakkak üstüne not alabildiğiniz konu anlatım kitabınız olsun. Ki ben tabii doğal olarak büyük emek verdiğim için kendiminkini öneriyorum arkadaşlar. İşte şu. Üzerine not alabileceğiniz cinsten olsun. Devamında arkadaşlar ikili, yani şu iki tane paket denememiz olsun. Ama bu paket deneme 20 tane 30 tane oluşan deneme olmasın. Çünkü çoklu denemeler birbirini tekrar eder. O yüzden sorular birbirini tekrar eder. Hep benzer sorular olur. O yüzden maksimum 10 adet olan ya da 5 tane olan birden fazla denemeniz olsun ve o denemeleri çözmeye gayret edin ve birden çok yayın çözün. Yani bir yayından 20 tane deneme çözmek yerine 5 farklı yayından 5 tane deneme çözün arkadaşlar. Ve en sonuncusu ki bence çok çok önemli. Gittiğiniz yerde deneme yapılıyorsa, yani kurumda deneme yapılıyorsa lütfen arkadaşlar deneme sonrası bir not defteriniz olsun. Herhangi bir not defteri ve yaptığınız yanlışları o defterinize yazınız. Ve gece yatmadan önce de yanlış yaptığınız soruları güzelce okuyup öyle yatıyorsunuz. Bak çok kolay. Yaptığın yanlışın doğrusunu yazacaksın. Sallıyorum. Mesela neyi alalım? Hürriyet kasidesini sen Şinasi olarak işaretledin. Ama Hürriyet kasidesi Namık Kemal'in. Hemen doğrusunu yazıyorsun. Hürriyet kasidesi Namık Kemal yazıyorsun. Yani muhakkak not defterinize bunu yazın. Dolmuşta, herhangi bir yere giderken, bir yerde otururken o yanlışları güzelce ne yapıyorsunuz? Gözden geçiriyorsunuz ve böylece netleriniz hop nirvana oluyor arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.